Şimdi bu yapılan açıklamanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gönderilen bu mektubun evet Mansur Bey ve diğer konuklarımızın da ifade ettiği gibi dostlarımızın ifade ettiği gibi iç politika yönelik bir açıklama olduğu yani belli. Seçime yönelik. Seçime yönelik bir açıklama bu bir. Ama ikinci bir yanı daha var. Masum Türkiye'nin dile getirdiği mesele de onun tarafından dikkate alınmış, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dikkate alınmış ve şu, diğer ülkelerin yatırım yapmasını engellemek istiyor. Şimdi sonuçta şirketler bir siyasi liderin, o ülkedeki siyasi liderin ağzından çıkacak bu iddialı sözleri dikkate alırlar ve değerlendirirler. Neden bunu yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda yatırım yapmalarını engellemek istiyor. Sebebi Kanal İstanbul'la ilgili olarak bir prestij kaybına uğrayacağını düşünüyor. Yani bunu hem bir inatlaşmaya bindirmiş durumda, bu inatlaşmadan Kanal İstanbul'la ilgili olarak halkın, kamuoyunun genel olarak çok taraftar olmadığı konusunda bir takım araştırma sonuçlarının olduğunu biliyor. Ve bunun üzerinden yürüyerek Kanal İstanbul'u yaptırtmamak ve böylece de bir zafer kazanmak istiyor halkın nezdinde. Hem iç politika hem de dışa yönelik bir tehdit algısı var. Yurt dışındaki yatırımcılar da bu tür tehditleri işin açık tarafı değerlendirirler. Şöyle bakarlar. Bu siyasi parti liderinin gelecek seçimde iktidara gelme şansı var mı? 50-50. Gelebilir de gelmeyebilir de. Bu durumda biraz duralım diyebilirler. Kemal Kılıçdaroğlu işte buna oynuyor. Ve neden bunu oynasın? Ve demin söyledim. Diyorum ya Kanal İstanbul'la ilgili kamuoyunda şöyle bir algı var. Ya bu kanal yapılmazsa, çünkü ekonomik sıkıntı içindeyiz ya. Bu kanal yapılmazsa oraya gidecek parayı şuraya harcasak. Oysa bu kanal yapıştet devret yöntemiyle yapılacak. Yani Türkiye bütçesine bir yük getirmeyecek. Ancak bunu böyle manipüle ederek halkta böyle bir algı oluşturdukları için halkın böyle bir algısı olduğundan dolayı bu kanalın yapılmasını genel olarak isteksizlik ve bir karşı çıkış hali var. Yani %50-60 oranında bir karşı çıkış hali var. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bunu biliyor, böyle bir isteksizliği biliyor ve o %50-60 karşı çıkan kitleye bunu ben yaptırtmadım bak demek istiyor. Anlatabiliyor muyum? İşin bu yönü ihmal ediliyor. Şimdi bunun içinde neyi kullanıyor Kemal Kılıçdaroğlu? İklim tehdidi. Peki bunu kullanıyor da Türkiye karbon emisyonları açısından dünyadaki hiç dikkate alınmaması gereken ülkelerin başında geliyor. Yani dünyada en çok karbon emisyonu olan ülkeler ABD, Çin, İngiltere, Almanya vesaire. Türkiye sonlarda. Bu bir. Türkiye orman varlığını en çok arttıran ilk 5 ülke arasında. 3. Türkiye'de GES, JES ve RES. Yani rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve güneş enerjisi santralleri toplam enerjimizin, üretilen enerjinin %52'sini oluşturuyor. Bir inanılmaz yatırımda daha geçen gün, yani önceki gün Bingöl'de değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 200 bin panellik bir güneş enerjisi santrali kuruldu. İnanılmaz büyük santral. Ve onun katkısıyla bunlar %55-56'lara çıkacak. Şimdi dolayısıyla iklim denilince AK Parti iktidarının yaptıkları saymakla bitmez. Ve özellikle yenilenebilir enerji konusunda Avrupa'daki ilk 3 ülke arasına girdi. Şimdi böyle bakıldığı zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun iklim palavrası, iklim sözleri tam bir palavra aslına bakarsan. Ama bu tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil. Kemal Kılıçdaroğlu bunu biliyordur ya da bilmiyordur. Muhtemelen de bilmiyordur. Yani sonuç itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar derin bilgiye sahip olduğunu zannetmiyorum ben. Ama bunu kullanarak bir amaca yönelmek istiyor. Yani Türkiye, yani Almanya, İngiltere ve İspanya, Fransa hala kömür santralleri üzerinden enerji üretiyor.
Şimdi nükleer santrallere karşı çıkıyorlar. Yani yine CHP'lilerin biliyoruz rüzgar enerjisi santrallerine karşı çıktıklarını biliyoruz. Niye? Kuşların gidiş yollarını engelliyormuş. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazi yaşasaydı, hayatta olsaydı bunları sopayla kovalardı. Tam sopayla kovalardı. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk böyle bir zayıflık göstermezdi. Yani Mustafa Kemal Atatürk, Masum Türker lafa girsin diye bakıyorsunuz. Hayır, ondan bakmadım. Sanki bir şey söylesin. Girin o zaman. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir kanala girmezdi. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir kanala girmezdi. Bu konuda yani iddialı olmuyor. Yani Montreux'u imzalamış, Türkiye'yi takip etmiş, Lozan'da neler konuşulduğunu, Senato'da ne kararlar alındığını Mustafa bilen Kemal bir Atatürk, devlet adamı yapmaz. Masum Bey, Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'ye yararlı olacağını düşündüğü her şeye girer. Bu proje Türkiye'ye yararlı değil. Ha, şimdi o ayrı bir tartışma. Evet, o ayrı tartışma. Tabii işte yani. Ha, bu ayrı tartışma konusu. Yararlı mıdır, değil midir? Ha. Bakın benim de o konuda farklı fikirlerim var. Tamamen iktidarla yani aynı şekilde düşündüğümü söyleyemem. Şey şu, ha. Bunu söylerken, mektubu yazarken gerçek nedenini, bunun bir kendi yeni programlardaki seçenek olduğunu anlatırsa insanlar... Sen yatırımı tam da dediğim amaca yönelik olarak Masum Bey. Yani bundan çok emin olabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk böyle bir şeyi asla yapmazdı. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık çizgide bir liderdi. Tam anlamıyla bir liderdi. Ama Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi işgal eden ekip ne yazık ki yabancı emperyal güçlerin bir dilencisi konumuna yükselmiştir. Kemal'in kurduğu partiyi Kenan Evren kapattı. Şimdi Kenan bu Evren kapattı. Partiyi, onlar darbeciydi. Bakın, onlar da peki bunlar şu, neyici? Yanlışlık şu. Bunlar şu neyici? Onlar darbeci. Onları darbeci diye yaftalıyoruz. Atatürkçü olmak zaten zorunda. Yaftalamıyoruz da zaten vaka, darbeci oldukları biliniyor. Darbeciler bunu yaparlar. Peki bu ekip neyici? İşte bu ekip yabancı emperyal güçlerin dilencisi konumundadır. Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Joe Biden'dan ne istersiniz dendiğinde demokrasi diyen bir CHP lideridir. Senin demokrasi talebin bir emperyalist ülkenin Vatan Partisi çok beğeniyorum da ben Vatan Partili değilim ama ben de diyorum ki ABD emperyalist bir ülkedir. Ben de Vatan Partiliyim ama bu emperyalizme karşı duruşunu beğeniyorum. Evet. Allah var yani. Tamam. Ben de diyorum ki bakın, Kemal Kılıçdaroğlu bir emperyalist, ülke olan ABD'den, demokrasinin katili olan ABD'den, dünyadaki demokratik rejimleri yerle bir eden ABD'den, Türkiye'de FETÖ'cülere darbe yaptırmaya kalkan ABD'den demokrasi dilenecek kadar Atatürk'ün kurduğu partiye ihanet eden bir isimdir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ darbesini tiyatro diye nitelendiren bir isimdir. Kemal Kılıçdaroğlu bu elçilerle iş tutarak aslında bu ülkelerle ne istikamette işbirliği yapacağını ortaya koyan bir isimdir. Kemal Kılıçdaroğlu es kaza bir iktidara gelirse Allah göstermesin Suriye'nin ne olacağı belli değildir, meçhuldür. Doğu Akdeniz'in ne olacağı belli değildir, meçhuldür. Ve bizim Türkiye'deki milli savunma sanayimizin ne olacağı meçhuldür. Türkiye'deki tüm yatırımlarımızın ne olacağı meçhuldür. Altın tepside emperyalizmine Türkiye'yi sunacak bir potansiyele sahiptir. Bir cümleyle yanınızı alayım, konu başlığını değiştireceğim. Yani ben şimdi bu işi... Gelin efendim size de tamam. Bu işi CHP'yi savunacak değilim. Benim yaptığım savunma yorum ve bakıştır. CHP'nin ne yapıp yapmayacağını, CHP'nin içinde olmadığım için, onun kadrolarının buralarda ve her yerde ne yapacaklarını anlatmaları gerekir. Bu konuda ama şu var ki, Türkiye'de hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi, ister iktidardaki olsun, ister muhalefette olsun, ben bu ülkenin çıkarına karşıt olacağını sanmıyorum. Ama Türkiye'de uluslararası düzeyde cirit atan, emperyalizmi elinde üç top oynatır gibi oynatanların muhakkak fikirlerini yayarak kültür emperyalizmi yoluyla da etki amaçlarına ulaştıklarını biliyoruz. Bunlardan birisi benim. Damdan düşen bir eski bakanım. Hı hı. Nasıl damdan düştük? Nasıl seçimi kaybettik?
Amerika'ya hayır dedik. Irak'ta Müslümanlar yaşıyor. Biz Müslümanların öldürülmesine aracılık edemeyiz. Onlar araştırdılar. Geldi Cheney, dedi ki Nisan ayında, ya biz araştırdık. Irak'ta yaşayanlar Müslüman değil. Bakın Müslüman olmadıklarını iddia etti Şiileri ve Alevileri. Ecevit onlar da Müslüman. O gün ipimiz çekildi. Kemal Derviş Hollanda'da seçime gidilebilir dedi. Yani herkes şeye atıyor ya. İşte maalesef üstü. Kemal Derviş'i de getiren Sayın Ecevit'in ta kendisiydi. Yok, onun da hikayesi var. Bir gün program yapın anlatırım. Yani onun hikayesi var. Türkiye nasıl tuzağa düşürüldü? Bu konuda ünlü bir iş adamının rolü nedir? İsrail'in rolü nedir? Peki toparlayalım Sayın Bakanım. Yani bunlar, değiştireceğiz. Bakın bunlar ve bugün Türkiye, evet kaybettik ama bir milli kahraman diye söylüyorum Kuvrukoğlu Paşa. Kuvrukoğlu Paşa Ecevit'e gelip, bakın efendim şurada bir taahhütte bulunmuş. İsrail'e ithale edilecek tank tamirleri 10 tane var. Tanesi 110 milyon dolara deyip, Kuvrukoğlu Paşa ve Ecevit baş başa verip o ihaleyi iptal ettirmeseydi, ekstra 1 milyar 100 milyon dolar daha gidecekti. Bunlar Türkiye'de yapılıyor. Şu anda da ben onun için diyorum, bazen Cumhurbaşkanlığı da yanlış yönlendiriyorlar, tamam. Yanlış bilgi tamamdır. Veriyorlar. Bu başlığı yavaş yavaş kapatacağız Sayın Pekin. Size son bir